Teşekkürler, sizi burada görmek elbette beni de mutlu etti. Ya birkaç cümleyle şunu söylemek isterim. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak büyük bir gurur. Dünyanın en güzel kenti diyebilirim. Yani objektif olmaya gayret ettiğim için diyebilirim dedim. Yoksa benim için en güzel kenti. Bir yönüyle de tabii tarihiyle de kadim bir şehir ve gerçekten bütün dünya milletlerinin bir arada yaşadığı, geçmişten bugüne çok özel bir tarihe sahip olan bir şehir. Buraya Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın sorumluluğu, hissiyatı bambaşka bir şey. Diyorum yani mahcup olmamak, insanları mutlu etmek, adil olmak ve kente iyilikler katmak, her attığınız adımın insanları mutlu edecek adımlar olmasını sağlamak çok kıymetli. Bunun da bir yolu var aslında. O da bence işte adı demokrasi. Yani nedir demokrasi? Kurallarını işletmek aslında. Demokrasinin kurallarını işletmek nedir? Bugün burada yaptığımız şey ortak akıl, bir masada buluşmak. Bunu buluşmayı sağlayıcı sürdürülebilir hamleleri yapmak. Kurduğumuz bu masanın ve buna benzer heyetlerin aslında kavramı, başlangıçtaki niyeti de buydu. Bugün amacına varmış olmak elbette beni mutlu ediyor. Çünkü şuna inanıyorum, burada müthiş bir deneyim var. Kendi sektörlerinde hayatlarını adamış insanlar var. Artı sizin arkanızda da sizin sektör temsilcileriniz, komşularınız, iş yaşam arkadaşlarınız vesaire var. Dolayısıyla aslında sayenizde müthiş bir gücü bu masaya çekmiş oluyoruz. Siz oralarda tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, sorunları tespit ediyorsunuz ya da çözüm önerilerinizi tespit ediyorsunuz. Bu masaya geliyor. Çok basit kurallar bunlar. Bu kuralın işlemesinin önündeki tek engel şu koltukta oturan insanın buna kapalı olması, her şeyi ben bilirim iddiasında olması, kimsenin sözüne ve fikrine saygı duymaması ve hatta daha ileri gideyim ki öyle kritik sorunlar yaşanıyor dönem dönem dünyada da ülkemizde de. Yani bu koltuğun sahibi olduğunu düşünmesi. Bu en zor şey bu. Yani engelleyici en önemli karakter bu. Ben de diyorum ki tam aksine biz emanetçiyiz. Sadece sizin değil, 16 milyon insanın emanetçisiyiz. Bir dönemimiz var, görevimiz var, kanunla çerçeveli yetkilerimiz var. Hatta bazen o kanunla çerçeveli yetkilerimizin bile kısırlaştığı veya engellendiği ya da sınırlandırılmaya çalıştığı ortamda bile görevini en iyi yapan yönetici olma gayreti içerisindeyiz. Çünkü görevini en iyi yapan vatanını en çok sevendir, yurdunu, insanını en çok sevendir anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Yani az önce güzel bir örnek verdiniz. Hani dört oy pusulasından birinin yanlış olduğu ısrarı üzerinden yapılan hata. Biz bazen erken unutuyoruz. Hatırlayalım. Seçim yapıldı. 4 oyun biri yanlış dendi. 700'e yakın 700 aynen böyle isyan sayı verilerek terörist tespit ettik dendi. Terörist de iltisaklı insanlar tespit ettik dedi. Kirlidir bu seçim diyen, diğerlerinin ne dediğini söylemiyorum diyen kişi hakkımızda soruşturma açıyor veya hakkımızda bir davanın vesilesi oluyor. Şimdi baktığımızda ne oldu? 700 teröristten şeyden 40-50 kişi yargılandı, tamamı beraat etti. Bir sene, 1,5 sene oluyor beraat edildi. Ne oldu o zaman bu milletin hakkına, hukukuna? Yani bir seçimi iptal ettiniz, 700 terörist dediniz, YSK'yı etkilediniz, onları etki altında tuttunuz, siyasi baskı ortaya koydunuz ve seçimin iptal edilmesine sebep oldunuz. Ve bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara bir lekesidir o gün. Kara bir lekesi. Ve hiçbir zaman gerçek, tabii ki milletimizin demokrasi şuuru açısından önemli bir ispattır ama hiçbir zaman 13.500 oyun 806 bin oya çıkmış olmasının mutluluğu bende olmadı. Bana hatta arkadaşlarım dedi ki ya niye sevinçli değilse ben ikinci seçimde mahcup bir duruşum vardır yani aslında. Çünkü bu olmamalıydı yani yakışan bir şey değil. Bu bir yol yapar. Yani o zaman bir başka seçimi de iptal ederim yolunu yapar. Ama neticede milletimiz cevabını verdi. Bugün aynı ilginç manevralarla karşı karşıyayız. Şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu şahsi bir meselesi değildir bu kıymetli hemşehrilerim. Bunu lütfen böyle idrak edelim ve böyle yorumlayalım. Bu koltuk sizin koltuğunuz. Sizin bugün Ekrem İmamoğlu'nu seçtiğiniz, yarın başka birini seçeceğiniz bir koltuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın yetkisi gasp edilmeye gayret ediliyor. Buna bu gözle bakmazsak olmaz.
Olmaz, olmaz. Bu bakımdan bir genç bir avukatın güzel bir yazısı oldu. Ben de beğendim. Ben dedi Ekrem İmamoğlu için bu tepkiyi göstermiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu öyle ya da böyle yolunu bulur. Eşi var, çocukları var. Belli bir yaşa gelmiş. Ekonomik imkanları olduğunu biliyorum dedi. Ama ben hayata umutla bakmak isteyen 30'lu yaşlarda bir avukatım. Ve benim geleceğim elimden alınmakçı. Ben onun için bu tepkiyi koyuyorum. Dolayısıyla benim konum Ekrem İmamoğlu değil dedi. Benim konum demokrasiye, İstanbul'a yapılan müdahale. O kadar hoşuma gitti ki böyle bir açıklaması. Tam da öyle aslında. Tam da öyle. Mesele Ekrem İmamoğlu değil. Zaten meseleye öyle bakarsak yanlış yapıyoruz diye düşünüyorum. Hele hele geçmişte aynı benzer sebep ve gerekçelerle görevinden edilmiş bir insanın şu anda Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede bunların yaşanması da ayrı bir sorundur. Ama bunu da aşacağız, aşacağımıza eminim. Aşmak konusunda milletimizin kuvvetli referansları vardır. Gösterdiği tavırlar açısından çok kuvvetli, tarihe geçmiş referansları vardır. Ben sonsuz güveniyorum milletimize. Yoksa o şehrin belediye başkanı halkı seçsin, git işte görevden al, kayyum ata. Bu şehrin kayyum ata. Ne olacak, sonumuz ne olacak? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu yani? Bu bir saçmalık. Milletine güvenmeyen, bakın milletine oy versin vermesin, senin gibi düşünsün düşünmesin. Milletine güvenmeyen hiçbir yönetici bu ülkede huzur sağlayamaz. Bu ülkede güven oluşturamaz. O bakımdan dilerim ve isterim ki yargı bu yanlışı düzeltir. Niyeti yanlış olanlara da yargı üzerinden, hukuk üzerinden ders verir. Ve biz de bu konuyu unutur gideriz. Tek dileğimiz, tek temennimiz odur. Gelişiniz beni mutlu etmiştir. Teşekkür ediyorum. Ama gerçekten bir İstanbullu olarak buraya geldiğinizi ve bir İstanbullu olarak bu süreci desteklediğinizi düşünüyorum. Bizim iyi ilişkilerimiz, birbirimize güzel bakışlarımız o işin başka bir boyutu. Ama esas olan İstanbullu olarak bu sürece hatta milletimiz adına yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin bu tür hukuksuzluklara karşı durması şarttır diye düşünüyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Başkanım.